Yıllardır tartışılan bir konu. Sezaryen mi yoksa normal doğum mu? Hangisi hem anne hem de bebek için daha sağlıklı? Hem anne adaylarına hem de konunun uzmanı Profesör Doktor Cansun Demir'e sorduk. İşte aldığımız yanıtlar. Çok dayanamayacağım için sezaryen de olabilir. Hangi doğum daha sağlıklı? Doğumun da tamamen doğal ve fizyolojik bir şey olacağını bilmelerini. Kadınlar nasıl bir doğum yapmaları gerektiğine neden karar veremiyor? Kısmet hangisi neyse o artık o olacak. Şu an emin değilim yani. Ne yazık ki genç hanımları olumsuz etkiliyor. Profesör Doktor Cansun Demir normal doğum ve sezaryen tartışmasına Magazin 8'de açıklık getirdi. Sezaryen gerektiği durumlarda yapmak lazım. Bebek derse, annede ciddi hastalıklar varsa ya da bebek sıkıntıya girdiyse hani o zamanlar yapmak lazım. Her kadının çeşitli duygular içinde geçirdiği bir dönemdir gebelik. Doğum zamanı ise yaşanılan duyguların en streslisi oluyor haliyle. Peki sağlıklı bir doğuma nasıl hazırlanılır? Öğrenmek için buyurun haberimize kulak verin. Normal doğum olabilmesi için sizin de söylediğiniz gibi gebe bir hastanın aslında doğuma hazırlanmış olması lazım. Bunun hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak hazırlanması lazım. Bugün artık insanlar ne yazık ki her yere araçla gidiyor. Yürüyüş yapan hanımlar çok azaldı. Yürüyüş yapmak, hareket etmek çok doğum, normal doğum yapmayı kolaylaştırıyor. Normal doğum tercih edilmesi gereken bir yöntem. Tabii istisnai durumlar hariç. Fakat çoğu gebe büyük bir acı yaşayacağını düşünerek sezaryen tercih ediyormuş. Yani o son haftada netleşmesine bağlı olarak değişecek. Acıya çok dayanamayacağım için sezaryen de olabilir. İdeal bir doğumun gerçekleşmesi için tavsiyeler veren Profesör Doktor Cansun Demir bu gibi durumlar içinde gebe hanımları uyarıyor. Ne yazık ki bizim toplumumuzda bir de kent efsaneleri var. İşte şöyle zor doğum yaptım, şöyle sıkıntı oldu diye anlatan komşu teyzeler, anneanneler ne yazık ki genç hanımları olumsuz etkiliyor. Doğumun da tamamen doğal ve fizyolojik bir şey olacağını bilmelerini, çekecekleri sancının aslında onları bebeklerine kavuşturmak için yardımcı olacak olaylar olduğunu, güçler olduğunu bilerek ona göre hareket etmelerini öneriyoruz. Normal doğumun kadına katacağı faydaları anlatan Profesör Doktor Demir, bazı durumlarda sezaryenin önemli olduğunu da vurguluyor. Sezaryen gerektiği durumlarda yapmak lazım. Bebek derse, annede ciddi hastalıklar varsa ya da bebek sıkıntıya girdiyse hani o zamanlar yapmak lazım. Hani sezaryen de tukaka hani kötü bir şey demiyoruz. Sezaryen de bir doğum şeklidir. Ama hani herkese ya da ön planda yapılması gereken bir yöntem değildir. Bu işin doğalı, normali normal doğumdur. Öncelikle hastaların bu konuda bilinçlendirilirse, normal doğum korkusundan uzaklaştırılırsa giderek sezaryen az önce söylediğim işte Sağlık Bakanlığı önlemleri alırsa sezaryenler daha da azalacaktır. Tabii bir de kararsızlık var. Bazı gebeler doğumun son anına kadar gelgitler yaşayabiliyormuş. Henüz karar vermedim. Biraz önce yine konuştuk arkadaşımla. Kısmet hangisi neyse o artık o olacak. Şu an emin değilim yani. Var mı peki normal doğum için korku? Yok, korku yok da karar vereceğiz bakalım yani. Doktor Cansun Demir ise bu konuda sağlıklı düşünmenin faydalı olduğunu belirtiyor. Doğumun normal bir süreç olduğunu bilirlerse, karşılarına neler çıkabileceklerini bilirlerse kararsız kalacak bir şey yok aslında. Yani ideal olanı tüm hanımların normal doğumu istemeleri.